Hello. Bing bong bong bing. Do 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 do. Çünkü puf, çok teşekkür, 19 milyar bir yaşın canımsın. En iyi haber, sana hoş geldin. Motivasyon bende. Pazartesi. İnsanları izlemek için zaman veriyorum. Ya millet Poppy Playtime'ı o kadar açamamış ki, oyunun yapımcısı şey yazmış, yazı yazmış, bak ustam böyle açabilirsiniz diye. Muazzam bir gerçeklik ya. Ryzen 5 7700 aldım ama soğutucudan alacağım, karısı kaldım. Yani hava soğutucu istiyorsan Docto alabilirsin. Sıvı soğutucu yoluna gideceksen ben Corsair'inkileri kullanıyorum. H100, H100i, H100 110X falan. Ben onları kullanıyorum. Ama tercih meselesi biraz. Popüler'den bence bir oyunda çalıntı. Öyleymiş. Spordaki sınavı testinden geçtim. Geçtim. 5 gündür artık spora gidiyorum. 6 gündür hatta, pardon. Ay. İmples çok çabada 30. yaşın canımsın. Eli abone abi, sana hoş geldin. Bugün çok kalori yakmadım bugün de dönem gören. Ya yine 820 yaktım da. Dünkü kadar olmadı. Yine bunun artıklı kulaklığı taktığım anda oluyor bu arada, ha, çok enteresan. Yeni açtığım anda kulaklarım tıkanıyor, burnum tıkanıyor. Daha çok çabuk 18 milyar bir canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. C++'dan loop'tan sonra azıcık, ah. Marvel Tears yapabilir miyiz? Yaparız. O yapabileceği bir şey. Thor'u en aşağıya koydum. Yok, Ant-Man'da en aşağıda. Onu. Solas çok çok 9. ay için canımsın. En iyi abone abi, sana hoş geldin. Aa, burnum. Açıl. Değil mi bu ayı için? Müthiş bir şey ya. Şimdi sana yeni torfil var. O güzel olacak büyük ihtimalle. Ondan beklentim yüksek. Quetra çok çok orada 56 milyar milyar canımsın. En iyi milyar sana hoş geldin. Aa, bot niye açık değil? Açık aslında. Açıl susam açıl. Bay Sofra Bezi çok şabada 23 milyar bir yaşı canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Veresse uçuyor. Yani
qualify da belli olur o. Şimdi şu an, çünkü practice'de kim hangi benzinle yarıştı filan bilemiyoruz. Bir qualify'ı görelim. Yok Valkyrie, bu eski, bayağı en eskilerden. Tatlı sana doğaçlama bugün ya. Porpoising azalmış gibi. Yok ya, yine sekiyorlar yani. Yine manyak gibi sekiyorlardı abi. Ben hiç öyle görmedim. Düzlükte. Bugün aslında şey yapabiliriz. Mad Games Studios'a tekrar bakabiliriz ha. Mad Games Tycoon Studios diye. Mad Games Tycoon'a bakabiliriz. Bayağı update aldı o. Update alır diye beklemiştik. Biraz oyun yapabiliriz. Şirket satın alma falan gelmiş. Microsoft'u aldık gibi. Korpa. Qualify kaçtı? Qualify 20 geç ya, qualify. Dur bakayım. 23'te mi? Öyle bir şeydi. 3 saat sonra şey var. 3 saat sonra practice FP3 var. Qualify'da 11'den 12'ye kadar. Go kart yalan mı oldu? Yo. Sadece bu hafta sonu şey yok. Frost yok zaten. Bu hafta zaten yapmayacaktık. Ay bir yemek yedim. Bu arada çok açtım. Yani dün yayını kapattıktan sonra aç yattım. Sabah aç kalktım. Spora gittim. Ustam. Let's go diye. Sonra geldim. Bowl istedim. Böyle bowl diye bir şey var. Çok dolu geldi. Çok dolu geldi. İnanılmaz dolu geldi. Geberdim yani. Büyük ihtimalle ben bugün başka yemek yemem. O kadar doydum ki. Büyük ihtimalle bir yer var, oraya gittim. Bayram 3. günü araba yanında altındaki, anlıyorum. Yo, oynadım. Daha geçen oynadım. Kaydrop. Bari düdü. Aa, müzik gitti. Siz ne yapıyorsunuz chat? Aç spor daha iyi hissettiriyor. Beni hissettirmiyor ama aç spor daha iyiymiş. O yüzden aç spor yapıyoruz. Bugün istediğim saatte kalkabilir mi ya spora? Erken gittim yani. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Miami pisti. 10 numara değil mi? Çok zevkli. Çok güzel olmuş lan Miami pisti. Bir şey çok kötü. Son o düzeç 14, 13, 15. viraj. O biraz ölüm. Yani şöyle korkuyorum. Yarışta birisi oraya vuracak. Paso red flag göreceğiz. Tek korkum o. Yarışta böyle yani bir bam gümü var. Sainz zaten üzümlü kekim. Yani olmuyor abi, olmuyor. Olmadı, adam yapamıyor abi. Baskı altında zor direkt. Oo, Exoli nasıl hoş geldin abi. Yok, Sainz cidden. Evet, akıl sağlığını kaybet. F1'in saat taklığı yasaklanmış. Ya şöyle, F1'indeki o olay şu. Kural normalde takı takmak yasak. Ama bu kuralın içinde saat yok. Hamilton'da buna kıl oluyor. Siz bana hani
Hani siz bana niyetle yaptınız bu kuralı diyor. Çünkü harbiden öyle. Çünkü Hamilton dışında kimse etkilenmiyor bu kuraldan. Hamilton'ı Cuma günü dün kuduruyor. Basın toplantılarını Perşembe günü pardon kuduruyor. Adam 3 farklı saatle geliyor. 3 farklı saat, bütün takılar, burada takılar bilmem ne, her full böyle dript. Drip check. Adamın 3 saati var. Birisi İngiltere saati, birisi Amerika saati, diğeri de Hammer Time. Böyle sikmek için. Muazzam yani. Neyse. Ondan full artı full böyle hazır gelmiş. Hani Hamilton da şunu diyor. Hani bile saat takabiliyor. Evlilik yüzüğünü takabiliyor. Ben niye bunları takamıyorum? Ve haklı bir serzeniş. Ha, bence yasaklı olması lazım. Şeye de katılıyorum bu arada. FIA'ya da katılıyorum. Eninde sonunda bütün şeylerin takıların bence yasaklanması lazım yarış sırasında. Çünkü şöyle bir şey var abi. Sen 300'le giderken fren yaparsan o takı senin bir yerine girebilir. Yani yarış sırasında olmaması lazım bence de. Katılıyorum. Ama banlayacaksan saati de banlayacaksın. Saat de banlı olmalı. Saat de takamamalı. Onun dışında adam evlilik yüzüğünü de takamamalı. Onlar da aynı şey. Same shit. Sıramızda buçuk saatte. Buçuk saatte 23'te. Evet, o da aksesuar. O hiçbir şey olmamalı. Hani ben kurala katılıyorum ama kuralın uygulanış şekline katılmıyorum. Ya çünkü şu anda sadece Hamilton'a yapılan bir kuralmış gibi gözüküyor. Ki eklemişler bir saat önce falan, saati de eklemişler galiba. Saat de takamıyorsun artık. Diğer bir kural da yanıcı olan herhangi bir şeyi giyemiyorsun. Yanıcı olmayan özelliği olmayan hiçbir şey giyemiyorsun. O yüzden don giyemiyorlar artık. İçlerine. Ama donu üstüne giyebiliyorsun. Vettel donu üzerine çekip gelmiş. Kıyafeti var. Üstüne de don çekip gelmiş. Süpermen gibi dolaşıyor. Yani bu hafta iki böyle FIA'ya karşı en çok konuşan adamın FIA'ya fuck you demesi. Bak bu Hamilton tipe bak. Bütün yüzükleri takmış. 5 tane akses şey boy şey takmış. Kolye takmış. 2 saat burada, 1 saat solunda böyle gelmiş. Vettel'le bu. Çok iyi ya. Şu bu dibab çok şu arada 53 milyar bir şey. Canımsın. Eliyor musun? Kanada 8. ay. Bay Sofres 23. ay. Quetra 56. ay. Ege Somukçu çok şu 6. yaşın. Dion Hertus 10. ay. Çok dışarı için. Çiçekli donla gelseymiş. Evet ya, şey yapsaymış keşke. Çiçekli değil de. Şeyle gelseymiş keşke. Palmiyeli don. Miami'ye de uygun olur. Blanky diye, Blanky böyle bir şey. Kotil ismi onun. Serken Kaya çok teşekkür 16. için. Memucuz 46 milyar milyon yılı, çok teşekkür ederim abone olduğun için. Reses, refresh at, çıkar. Yayın dışında ne oynuyorsun bu aralar? iRacing başka bir şey oynamıyorum. Çok fazla oyun oynayacak zamanım yok bu aralar. Sanırım evlilik yüzükleri yasaklanmalı. Yasaklanmalı işte. Bütün aksesuarlar yasaklanmalı. Karpuz limonlu. Çok teşekkür ederim. Karpuz limonlu çok teşekkür ederim. Dördüncü yaşı canımsın. Eli haber abi, sana hoş geldin. iRacing diye yaymıyorum. Yani bu aralar çok bilmem. Oynarız. Neyse, çok çabuk ikinci açın canımsın. En iyi haberimsin. Şu anda var ya, en sevdiğim pist var. En sevdiğim ve en iyi olduğum pistlerden birisi var. F1 kültürü nasıl edilir? Netflix and Drive to Survive, bize gaza gelirsin. Algos hediye geliyor. İşten dolayı mı, spordan dolayı mı kalmıyor zaman? İkisi de, hepsi.
topluca. Kopyup. Hasta mı oğlum? Hayır abi, kulaklığı takınca burun kapalıyor. Geçen 10 dakika oynamış herifi sen oynadın mı? Oynamadım, istemedim işte şeyi. Çünkü ya yayında oynayamıyorsun. Görüntü gösteriyorsun. Ne manası var? Kulakla delik açalım abi. Mantıklı. Yeni mafya konuşalım. Oh. Gelen karşı girince broadcast kamerasına geçerse ensen otomatik bite sokuyormuş. What the fuck? O tür buglar daha bekle. Oyun çıkmasına çok var. Yeni mafya olayı da. İki tane mafya oyunu yapıyorlarmış galiba. Birisi mafya 5 olacakmış. Bir tanesi de mafya prequel olacakmış. Geçmişi anlatan. TRT'de bir şey indirdiyse ve almak istiyorsan direkt yayınlamak lazım değil mi? Evet. Pardon, 4. Mafya 4, özür dilerim. İki tane oyun yapıyorlar ya, aklım karıştı. Ya şöyle bir şey var. İyi gerçekten indirimdeyse. Çünkü Türkiye'de bir de sahte indirim olayı var. Hani gerçekten indirimdeyse evet. Kesinlikle. Önce bindirim sonra indirim de olabilir. Yani ona dikkat et. Anlaşılmıyor ya. Ya bu arada Thor'da Natalie Portman'ın fotoğrafı gelmiş. Ne kadar güzel şey olmuş ya. Ya inanılmaz güzel bir Jane Foster olmuş. God damn yani. Look at them muscles. Fotoğraf piksellerine bölünmese iyiydi ama çok iyi olmuş. Strange'e gittim mi? Tabii canım, ben perşembe gittim Strange'e. Pazartesi konuşacağız. Yani spoilersız konuştum, pazartesi konuşacağız. Ama şunu fark etmeye başladım. Yorumlara bakıyorum. Çok fazla spoiler vermeyeceğim, o yüzden şey yapmıyorum. Yorumlara bakıyorum ama yorumlarda yani karakterleri bilmeden çok fazla yorum yapan olmaya başlamış. Ha, o zaman SS her türlü. Koala çok şey, bu arada 16. için canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Ama dediğim gibi pazartesi spoilerlı bir şekilde konuşacağım. Oo, Kyosuke'yle. Tamamdır. Çok şey, bu arada 57 milyon yaşı canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Yani pazartesi konuşuruz. Pazartesi yani şey olarak konuşacağım. Yani diziyi spoiler olarak konuşmayacağım. MCU'da bu neyi değiştirdi? Onu konuşacağız. O yüzden kaç puan alır? Onun üzerinden puan vermeyi saldım artık ya. Yok. Ama şey, MCU tier list yapalım ya bugün bir. Ben artık puanlamam şu. Keyif aldım mı almadım mı? Bu. 10 numara. Dizileri de ekle. Tier list de var, var. Diziler de var. Chikua çok şey, 33 milyar bir canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. En yukarı Iron Man filmi yapıştır geç. Iron Man 1 dışında 2 ve 3'ü en yukarıya koymam bile. 3'ü en aşağıya koyarım hatta, öyle diyeyim. Yani çok üzüleceksiniz.
Ben bu tier listi yaptığımda. Satanist Pudding çok da şükür bu arada 35 milyonmuş canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Kalp kıran tier list diyorsun. Benimki çok daha farklı abi herkese göre. Yani ben ya ben farklı şey yapıyorum. Bu eksik Kutaş Batu en game'e kadar olanlar bunlar. Dur hatta bak. Başlıyorum. Eternals D. Hatta Eternals için ayrı bir şey açacağım bir saniye. Şimdi başlayabiliriz. Teoman çok şey 39 milyar mı yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Bir S'leri koyayım mı? Bir S tier'ları koyayım mı? Bunları koymayacağım. Bunlar Raimi'nin Spider-Man'i. Niye Raimi'nin Spider-Man'leri burada bilmiyorum. Venom'lar falan niye burada bilmiyorum. Dizleri koymayacağım. Hangi film o? Bu Iron Man 1. Okunmuyor. Evet ben de şey yapamıyorum. Fotoğraflar küçücük. Niye bu kadar böyle bilmiyorum. Şimdi daha iyi mi? Bunu sonra düşüneceğim. Guardians of the Galaxy ya. Bunu belki B'ye çekebilirim. Emin değilim. Guardians of the Galaxy düşüneceğim. Bence Guardian of the Galaxy S oğlum ya. Şu yüzden S. Yani 6 farklı karakter tanıtıp bu kadar iyi tanıtabilmek ayrı bir seviye. Ya 6 farklı karakter tanıtıyorsun abi. Ya hatta şöyle söyleyeyim. Ben bu Avengers'ı buraya kadar bile çekerim. Ha çünkü şöyle bir şey düşünüyorum. Bunlara kıyasla Guardians of the Galaxy 2 ve Thor Ragnarok ilk Avengers'tan çok daha iyi. Bir saniye. Bu ayrı. Halk için ayrı bir tane seviye açmam lazım. Iron Man 3 C falan değil ya. Iron Man 3 çok kötü bir film abi. Iron Man cidden çok kötü bir film. Hani çekilmek için çekilmiş, hikayesi tutarlı yani elinde kalıyor abi hikayesi nerede tutsan. Hani başka bir filme hazırlık tamamen Iron Man 3 hani
O zamanlar dizi çekemiyorlardı. Dizi çekmek yerine film çekip Iron Man'i kasti karakter olarak yıktılar ki bir sonraki filme hazır olsun. Hani ya, hiçbir manası yok. Ya şuradaki mesela Kaptan Amerika burada durmasın ya. Şöyle yapacağım galiba. Böyle yapacağım. Böyle mi yapacağım? Legendary çok teşekkür ederim, canımsın. En iyi abonem, sen hoş geldin. Ya First Avenger, evet First Avenger'ı biraz daha yukarı çekebilirim ya. Buraya çekebilirim. Age of Tron çok kötüydü. Bu ilk dokunuşu iyiydi gerçi. Emin değilim, bunu düşüneceğim. İlk dokunuşu seni düşüneceğim. S değil. S değil kesinlikle. S'i çok ayrı bir yerde tutarım abi. S dediğim gibi. Yani. Ayrı bir seviye olması lazım. Başka film kaldı mı? Shang-Chi var. Öf, yani Shang-Chi kötü film değil ama buraya koyarım büyük ihtimalle. Böyle yapacağım. Burası da çok kötü oldu. Böyle C'ye atalım bari. B'de en son okuyan Doktor Strange 2 mi? Evet. Spider-Man'e de koyacağım. Bu hangisiydi? Bu No Way Home değil mi? Bu Homecoming. Bu hangisiydi? Bu ilki miydi? Bu ilki, bu ikincisi, bu üçüncüsü. İlkinde Tony Stark halasını sikmeye çalışıyordu, değil mi? Bütün plot oydu. Ulan düşünce Spider-Man filmleri zayıfmış be. Iron Man olduğu içinmiş. D'ye mi koyarım, C'ye mi koyarım? Kötü abi, kötü bir de. Hiç aklımda kalmamış bile. D'ye koyarım galiba. Diğerlerini koymayacağım. MCU'da olmayanları koymuyorum. Sonra bu iyiydi bence. Ben şeyi çok beğendim açıkçası. Ben bunu B'ye koyarım. Bu film çok iyiydi bence. Hatta A'ya bile koyabilirim. Yani ben şeyi çok beğenmiştim. Far From Home'u çok beğenmiştim. Evet, Far From Home 2. A'ya bile koyabilirim. Kötüsü çok iyiydi. Mysterio çok iyiydi, evet. Mysterio çok iyiydi. A vermem belki. B kafi ya. Evet. Bu da No Way Home son filmi. Bu C ya. Gerçi nostalji faktörünü çıkartırsam C bu arada. Nostalji faktöründen dolayı B değil, B. Nostalji faktörünü düşündüğüm için yani C aslında ama nostalji faktörü çok basıyor. Evet çok fan servis. Ya, oyunculardan B. Ama film olarak düşünsem C ya. Yani bu arada aslında şurada şöyle koyabilsem buraya koyarım. Yani buraya koyabilsem buraya koyarım aslında tam ortaya.
Dizlere ekleyecek miyim? Dizlere ekleyeyim mi? İyi, dizlere ekleyeyim. What if S? Abi diziler can cidden never miss ya. WandaVision A. Loki A. Yani WandaVision'ı da S'e de koyarım bu arada. Aslında MCU geliştirme şey Carchut açısından hani bu ikisini S'e de çekartırım. Hani ikisini de S'e çekerim aslında. Sadece S'i çok doldurmak istemediğimden S'e koymuyorum ama hani S'e sadece bir dizi koyabilsem bunu koy What If'i koyarım. Öyle diyeyim. Ama yani böyle yapacaksak yani bu üçü arasında What If bence S'i hak ediyor ama teorik olarak da bunların hepsi şey yapıyor. Üçü de S cidden. Falcon and Winter Soldier. C. Beklediğimden daha iyiydi. Çok iyi değil ama beklediğimden daha iyiydi. Kesinlikle D'de olanlardan daha iyi. Hawkeye. Hawkeye kötüydü abi. Hawkeye kötüydü. Şimdi Hawkeye zayıftı baya. Yok C değil. Hawkeye C değil abi. Hawkeye kötüydü yani. Yani şey değildi. Hani izlerken sıkılmıyordun ama yani tam bir yani dizisiydi bence. Moon Knight'ı A'ya veririm. Daredevil falan ne, şu an sayayım bu. Yani Daredevil'ı da sayacaksak Daredevil bu arada bence ya A ya da S. İlk sezonu ise S, bütün sezonları varsayıyorsak A. Yani Daredevil'ın tamamen sezonlarına göre değişiyor. Moon Knight iyi dizi arkadaşlar ya. Thor 2 çok yukarıda. Yo, Thor 2 burada. Eternals Thor'da. Hulk ayrı bir seviye. Ben onları falan yapmayacağım. Onlar MCU'de değil. Daredevil MCU'da mı official olarak? Evet artık MCU'da official olarak. Evren etkisi dahil mi sıralama eserlerin? Hem evet hem hayır. Moon Knight bence kötü değildi. Gerçi Moon Knight'a şey olarak MCU etkisi olarak düşünürsem beğenirim. Moon Knight çekim olarak çok iyi bir filmdi. Sıkıntı şu MCU ile ne alaka? Venom MCU'ya geçmedi mi? Aa geçmedi. Venom tamamen Easter egg olarak var. Venom hala ve hala Sony'nin. Tamamen. Ve Hulk çok eski için kötü geliyordu. O kez çok kötü, çok kötüydü abi. Çok kötüydü. What if izlenmeli mi? What if Disney Plus'taki en iyi içerik olabilir. Ben bunda bu arada Moon Knight A ya. Benim listem bu. Bu listede niye böyle dedim? Captain America Winter Soldier zaten hani Avengers yapmadan Avengers yaptılar ve çok iyi bir şekilde yaptılar. Yani cidden Winter Soldier büyük ihtimalle MCU'da çekilecek tekil filmlerin en iyisi olabilir. Hala ondan daha iyi olabileceğini düşünmüyorum. Yani çok da çok çok zor gelir yani. Çok çok iyi bir çok aksiyonu dahil her şeyi çekimleri, aksiyonları her şey çok iyiydi. Guardians of the Galaxy yani MCU'da hiç bilinmeyen 6 farklı karakteri tek filmde tanıtıp sevdirip kendisine bağlaması bile zaten yeterli. Yani kesinlikle ve kesinlikle şey. Black Widow niye altta? Kötü film çünkü. Black Widow kötü film. Yani ama S tier değil. S tier abi. Guardians of the Galaxy cidden S tier ya. Yani Guardians of the... Şöyle söyleyeyim. Guardians of the Galaxy'yi sıkılıp tekrar izlesem izlerim çok rahat bir şekilde.
Infinity War zaten. Infinity War. Ben hala Infinity War'da yani şu hareketi yaptıklarına çok şaşırıyorum. Yani çok çok net bir şekilde Infinity War'da ben hala snap'i yapabildiklerine şok oldum. Black Widow Thor ve Eternals kadar da kötü değil. Black Widow Thor ve Eternals kadar kötü abi, kötü. Kötü, tamamen çekilmek için şey yapılmış bir film. Hani Black Widow ya kötü abi. S'lerin içinden bir tane S Plus seçsen hangisi olurdu? Winter Soldier. Kesinlikle Winter Soldier. Onu da sadece aksiyon yani kamera çekimleri falan yüzünden koyarım. Infinity War'u koymam. Ama Infinity War evet, herkes 500 kişi geliyor bilmem ne falan, çok güzel ama abi yani Winter Soldier toplu bir şekilde çok iyi yani. What if'i de atabilirim. What if'i de atabilirim. Doctor Strange var mı burada? Var. B'ye koydum. Bu arada ben Ant-Man'lere ayrı bir şey de koymak istiyorum. Ant-Man cidden, yani Ant-Man'ler de boş. Ant-Man çok ortalama değil mi? What if çok ortalama değil miydi? What? Abi What If 10 numara şey be. Yapma yani. Beğenmedim listene. Kişiden kişiye değişir abi. Ben çizgi romanlara göre de yorum yapıyorum çok. Yani ben MCU'ya etkisini falan da çok düşünüyorum her filmin. Yani belki burada No Way Home'u daha güzel bir yere koymak isterim ama bu No Way Home'da yani şöyle bir şey var. Spider-Man filmi bile değildi yani aslında. Hani evet öyleydi ama değildi. Böyle No Way Home böyle ya ehti. Yani düşününce ben No Way Home'u hatırlamıyorum mesela. Diğerlerini hatırlıyorum. Far From Home'u hatırlıyorum. Far From Home çok güzeldi bence hatta. Pardon Homecoming'i. Homecoming'i pardon. No Way Home değil. Homecoming'i. Yani Homecoming çok zayıf bir filmdi. No Way Home demedim. No Way Home değil. No Way Home güzel bence. No Way Home belki... Şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim bu arada aslında, biliyor musun? Şu benim için daha iyi olur. Bu benim için daha iyi olur. Iron Man 3C olabilir. Sixen olamaz. Iron Man 3 var ya, buraya kaymamak için çabalıyor. Iron Man 3 bir bok olamaz abi. Özür dilerim ama Iron Man 3 çok kötü bir film. Aynen böyle yapalım. Bunlar daha rahat. Bu kendi içlerinde mi sıralama yapayım? Dizileri sıralamıyorum bu arada. Hani dizileri kendi içinde sıralayacağım. Tekrar söylüyorum. Dizileri o yüzden şey yapmayın. Dizileri hep en sağ atacağım. Ama What If var. Yani yine de şöyle yapayım. Böyle yapacağım. Dizilere ayırdığımı düşünün. Ya Moon Knight'ı B'ye düşürmemin tek sebebi ne olur biliyor musunuz? MCU'ya katkısı. Çok iyi dizi. Moon Knight çok iyi dizi ama MCU'dan çok uzak bir dizi.
Utku çok çok 13 milyonmuş canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Dur şöyle. Utku çok çok 13 milyonmuş canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Bunu aradayım. Bu da böyle hani şöyle koyabileceğim bir şey. Sen çok güzel söylemişsin. Etki sıfır. Etki sıfır olabilir ama bu filmlerden kat ve kat daha iyi. Shang-Chi. Yani sadece ya yani MCU etkisi alakası üzerine konuşmuyorum sadece. O da etkilerden birisi. Devon vermiyor. Yani şöyle söyleyeyim, etki üzerine, dümdüz etki üzerine konuşuyorsak bunu S Plus'a koymak zorundayız. Öyle diyeyim size. Bunda ben her şeyi düşünüyorum. Yani kendim için. Ben yani izleme keyfi, film hatırlama, aktörlük, aksiyon çekimleri. Yani her şeyi, MCU etkisi her şeyi etkiliyorum. Galiba böyle yaparım. Değiştirmem ha. Ultron D. Ultron nerede? Ultron D'yi de alabilirim bu arada. FHM çok çaba 19. yaş canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Öyle yaparım. Böyle yaparım büyük ihtimalle. B'yi büyük ihtimalle böyle yaparım. B'yi böyle sıralarım. Kendi içinde. Ulan Iron Man 2 de kötü film aslında ya. Düşününce yani elinde çakma ışın kılıcı olan herifle F1 pistinde yarışıyor. Yani geriye dönüp düşününce hani yok daha azaltmam ama yani hani çok zayıf. Yani sonraki şeyleri düşününce hani geriye dönüp o zaman o dönemi düşününce güzel film. Şu anı düşününce çok sikko geliyor. Geriye düşününce kötü geliyor ama o zaman çok güzeldi. Ya yok zaten orada tutacağım. Yani yerini değiştirmeyeceğim. Hani kesinlikle D sınıfında olmayı hak etmiyor Iron Man 2. Ya yani, Iron Man 2 hatta B'ye bile sokarım. Yani şu ikisi arasında olur. Yani tam şey değil ama hani hani o kadar şey değil. Black Panther C olabilir mi? Yani inebilir, inmeyebilir. İnebilir yani Black Panther. CGI'den inerse iner. Yani CGI'den inerse iner. Ragnarok ağlamaz mıydı? Yok. Şimdi Ragnarok iyi film. Allah için harbiden. Ragnarok çok iyi film. Ama yani Civil War, Endgame, Doctor Strange'in ilk filmi o ya yani onlarla kapışacak seviyede değil bence. Burada kesinlikle Homecoming. Burada bir numara.
Abi Ant-Man'ler için ayrı bir Ant-Man yaratmak istiyorum. Yani çünkü ya, Ant-Man'ler bence kötü ama yani ya Ant-Man ya çok evet yani o wow hani değil mi? Şurada duracak. MCU'da değil bu ama sırf koymak için koyayım. Yani böyle olur buranın sırası böyle olur pardon. Yani Captain Marvel'dan da iyi Iron Man 3 tabii ki de. Bu arada Captain Marvel'da buraya çekebilirim biliyor musunuz? Şu anda daha iyi oldu. Evet. Ben tanıtım filmleri karakteri ikiz gözüm için pürüzlerine bakmadan seviyorum. Ha yo ben de seviyorum ama sıralama koysam şey yapıyorum. Ant-Man Eternals'dan iyi mi? Kesinlikle. Kesinlikle daha iyi. Ant-Man kesinlikle ve kesinlikle şeyden daha iyi. En azından eğlenceli Ant-Man izlemesi. Spidey'leri ekledim zaten Spidey'leri. Eski Spidey'leri eklemeyeceğim. Ondan alakası yok MCU'yla. Ya Captain Marvel burayı da hak ediyor bu arada ya. Captain Marvel kötü ama o kadar da kötü değil yani. Bir Thor kadar kötü değil mesela. Ben yine bunu burada tutacağım ya. D'de tutacağım Captain Marvel'ı. Hani Captain Marvel en azından hatta Black Widow'u da çekebilirim yukarıya yani. Black Widow'u da buraya da bu böyle çekebilirim. Yani çünkü Thor 1-2 çok kötü filmler. Hani Thor 1-2 cidden ayrı bir seviye kötü yani. Ya aman tanrım seviyesinde kötü. Ya Black Widow da kötü evet. Ama Thor 1-2 çok kötü. Bu benim şu anda okey olabileceğim bir liste. Ben bunu okeyim şu anda. Thor 1 döneme göre iyiydi. Yok değildi abi. Thor, ya çok kötü oğlum Thor 1'ler. Thor 1, Thor 2 falan çok kötü abi. Ya bayağı bayağı kötü. Hani vahşetim şakşak cidden. 2 daha da kötü. Yani Thor 2 hatta yani Hulk evresi buraya girebilecek kadar kötü. Waste of Time diye bir kategori koysan hangilerini koyardım? Black Widow, Ant-Man'ler, Thor'lar 1 ve 2, Eternals ve Hulk. Yani izlemeseniz de olur kategorisine girer bunların hepsi. Doktor konuştum mu? Hayır şeyde konuşacağım. Pazartesi konuşacağım. Ya da 3 aşağı spoilersız konuştum da asıl konuşmak isteyeceğimi pazartesi konuşacağım. Venom niye o kadar şey? Venom 2 abi o. Uçakta izledim. Yani bir noktada cidden bu türbülanstan çıkamasak inşallah diye demeye başlamıştım. Öyle diyeyim. İlk halkada kötü demezsin.
Arkadaşlar ilk Hulk o kadar kötüydü ki MCU başlamadan MCU'yu bitiriyordu. O kadar kötü bir filmdi. Ben okuyayım ya bu listeye. Yani bazıları yani mesela hani A ile S arasında olacak mesela B ile A yani ara şey olsa hani mesela bence şu bu tam araya girebilecek bir film. Hani öyle filmler var burada kesinlikle. Mesela bunu mesela C'ye de atabilirim. Burayı neyle doldurduğumuza göre. Homecoming'i belki C'ye de atabilirim ama yani şu arada durmasını tercih ederim. Iron Man net S zaten. Iron Man 1 net S değil. Iron Man 1 çok iyi bir film olabilir ama S tier değil abi. Ve MCU Iron Man'le başlamadı arkadaşlar. Hulk'la başladı. Bu çok üzücü bir gerçeklik ama Hulk'la başladı MCU. Hani keşke Iron Man'le başlasa ama Hulk'la başladı. Ultron'a yazık ediyorum. Hayır, onlar Hulk, Ultron'a yazık etti arkadaşlar. Ben yazık etmedim Ultron'a. Ultron'un hikayesini nasıl sikti? Ultron bok gibi hikaye. Yani çok iyiyse niye S değil? En iyi değil çünkü. Halka MC'den bahsedildiğinde o kadar kötü bir film değil. O kadar kötü bir film abi bence. Aktörlük falan çok kötü. Yani Hulk Flash TV'de çekilmiş gibi abi. Çok kötü bir film. Yani çok kötü bir film abi. Çok eski ama. Abi çok eski olması yani Flash TV aktörlüğünü kanıtla şey yapmıyor ki. Yani Iron Man de çok eski, o kadar kötü değil. Yani Hulk diye özel klasör açmıyorum ona. Venom yukarı çık seri. Hayır. Bok gibi film Venom. Venom 2 bok gibi film arkadaşlar. Yani bu MCU listesi Venom'u sırf oraya koyabilmek için oraya koydum. Venom 2 izlediğim en kötü filmlerden birisi olabilir. Cidden izlediğim en yani daha aşağıya koyabilsem koyarım. Bedava çok teşekkür bu arada abone olduğun için canımsın en iyi abonemsin. Slabis Karol 17. ay. Scarfor 22 milyar miyor. Fehmi 19. ay. Hatta bak ah. Ah sen istedin. Eminem hakkımı yerim. Abi Eminem parasını aldı. Her şeyi yerim. Ben o filmi yani zaman harcadım o filme. Hiç sikimde değil. Bok gibi film. İnanılmaz kötüydü. Diyorum ya uçak türbülansa girse de bir şey olsa diye yalvardım bir noktada yani. O kadar kötü bir filmdi ki. Ya aman tanrım. Hani Venom 2 o kadar kötü bir filmdi ki. Cidden insan kuduruyor. Ya Daredevil'ı o yüzden koymadım. Daredevil'ı o yüzden koymadım. Çünkü Daredevil'da şöyle bir şey var. Birinci sezonu koyacaksam S tier'e koyacağım. Diğer sezonları koyarsam B ve C arasında koyacağım.
B'ye koyarım. İlk sezonun yüzünden. Aa Maze, çok şükür 13. için canımsın. En iyi abonem. Selam, hoş geldin. Diyaneke, çok şükür 15 milyar mil için canımsın. En iyi abonem. Selam, hoş geldin. Miris, çok şükür 20 milyar mil için. Evet, tüm sezonlarla girmeli. O yüzden B ve J arasında olur. Böyle. Logan filmi Fox'undu ama Fox'u Disney aldığı için artık Marvel'ın tekrar. Shield dizisi var, onunla yapmışlar, nereye koyardın? Shield dizisini mi? Yani B'ye koyarım Shield dizisini. Bir iki sezonu bok gibi olabilir ama ya o kadar sezon çekilip yine iyi ayakta kalan bir diziydi Shield. Hani bir iki tane sezon çıkarsam A'ya bile koyarım da. Sadece bir iki sezonu çok kötü Shield'ın. Ya B ile C arasına koyarım aslında da. Uzi FPS, çok çabuk yedinci ay için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Gram bilmeni MC öylesine konuşuyorum, BBGG. Tamam abi, okey. Aynen. Çizgi romanları okuduğunda, MCU şey yaptığında, yani büyük ihtimal senin yaşın kadar ben MCU izledim ama sen bilirsin. Ha mesela senin listeyi beğenmedim desen, neyse, bilmiyorsun desen, hani seni bilgimle tokatlarım ama. Hani gelecek hakkında spoiler veririm, üzülürsün burada. Cem Saygın, çok teşekkür bu arada abone olduğun için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. MCU Wolverine filmi dizisi neden yok? Çünkü isim haklarını daha yeni aldılar. Yani bütün Fox'un, bütün X-Men, Wolverine, onların Fantastic Four, bunların hepsini yeni aldılar. Eternals'ın az yüksek olması gerekmez mi? Bence gerekmez. Eternals çok kötü abi. Eternals çok kötüydü. Abi bir de Eternals'da çok tutarsızlık vardı abi. Hani o post credits öyle bir zort anı ki sırf post credits'ten o sıra Sulat'ı tutarım. Yani çok net bir şekilde sadece sırf o post kredisten dolayı orada tutarım. Yani o kadar mantıksız ki. Diyorsun ki Celestial'lar dünyanın en güçlü şeylerinden birisi. Çok güçlüler bunlar. Ondan sonra iki tane adamı görmemiş. Zort. Nasıl mantıklı ya? Oradaki dört tane Eternals'ı yakalamış, iki tanesi kaçmış gemide oldukları için. Hani siktir. Çok kötü. O After Chris o kadar benim hala sinirimi bozuyor ki. Cem Saygın, çok teşekkür bu arada abone olacağım. Özü FPS 7. ay. Çok teşekkür abone olduğun için. Doktor Strange'i Perşembe izledim. Spider-Man eve dönüş yok. Var. Burada. D'de. Ya D'de değil aslında. Onu bak şuraya koyuyorum aslında. D ile C arasına koyuyorum. Yani C'ye de koyarız ya bu arada. C'ye de gider yani. Şimdi baktım da C'ye de koyarım yani. D çok kötü olmuş. Şimdi D'yi şişirdik ya biraz. Kesinlikle Homecoming A veya B değil. İmkanı yok. Homecoming'in hikayesi anlat desem bilemezsin hikayesini. Çünkü hatırlamıyorsun. Çünkü o kadar kötüydü. Cemciğim çok teşekkür ederim. Ya Homecoming öyle bir filmdir Ege. Boş. Ben Homecoming'den tek hatırladım. Tony'nin diyen şeye, halasına yavşadığı. Bu yani. Yani tek cidden bunu hatırlıyorum. Yani bütün film hakkında hatırladığım şey bu. Başka da bir şey hatırlamıyorum.
Ben What If izlemek istiyorum. Abi benim tavsiyem şu anda zaten Disney Plus'ları izlemediyseniz bir ay kaldı şurada. Bir ay daha bekleyin. Disney'de bir Marvel gecesi yapın. Bir Marvel haftası yapın. Disney'de çok güzel bir MCU listesi var abi. İnanılmaz güzel bir MCU listesi var. Bütün MCU izletiyor size. What If'ler filan. What If, WandaVision, Loki. Bütün Hulk dahil. Bütün MCU. Hepsi var. Ve şey sıralı bir şekilde izletiyor. Çok güzel o playlist. D'den sonra hangi kategori var? Eternals ve Thor. Sonra Hulk tier'ı var. Ondan sonra Morbius team'i var. Kaç yıla? Disney Plus senelik kaçtı? Hayvan gibi ucuzdu. Kaçtı? 250'ydi galiba. Ayrı ben zamana göre net S'tir. Ama zamanına göre yorum yapmıyorum ki. Şu ana göre yorum yapıyorum. 280 senelik. Çok iyi fiyat. Endgame niye A? Abi yani elinde sonunda 20 senelik bir hikayeyi iyi bitirdi Endgame. Yine iyi bitirdi abi. Yani ben Endgame'in hala iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Hani cidden iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani 20 senelik bir hikaye. Yani şeyi görüyorsun abi yani şu ana kadar iyi bittiğini düşündüğün kaç tane film ve dizi var? Kaç tane var abi? Çok az, çok az var yani. Breaking Bad var. Hani çok zor abi, çok zor. Yani bir de işte 20 senelik development, kaç tane karakter. Yani adamlar 4 tane herkesin çok sevdiği karakteri direkt elediler. Ve yani bunları eleyip elemelerine rağmen yine de iyi bir film yaptılar. Zor bir şey bu. Ya o yüzden hani on bak mesela Game of Thrones'da yapabilirlerdi. Bak bir daha Game of Thrones konuşuyor muyuz? No Way Home değil. Abi No Way Home sadece nostaljiden be. Pardon olur. Yani orada şeyleri çıkardığın anda B'yi iyi abi No Way Home için. No Way Home Stage 2'den iyidir. Bence değil. Bence değil. Ama bunu pazartesi niye olmadığını konuşacağım. Yani dediğim gibi şu anda spoilerlı konuşmak zorunda kalıyorum. O yüzden de yani hani ben biraz daha çizgi roman üzerine de yorum yapıyorum. Çizgi romanları da bildiğim için çizgi yani açacağı kapıyı bildiğim için bu yorumu yapıyorum. O yüzden yani bunların hepsini de ona göre yorum yapıyorum en sonunda. Multiverse kötü de değil mi? Yok kötü de düşünmüyorum Multiverse'ün. Multiverse bence gayet iyi bir filmdi. Çok iyi bir film değildi ama gayet yani kafi bir Marvel filmiydi ve çok fazla kapı açtı. Dedim ki pazartesi tam ne olduğumu söylerim. Ant-Man ilk film izlediği segmenti falan yani bir şey. Efe abi kesin Ant-Man için ayrı segment olmalı bence. Kesinlikle katılıyorum. Yani Ant-Man'in ayrı segmentleri olmalı bence. Ya Ant-Man çok kötü bir şey. Film değil, yani kötü değil ama Ant-Man. Hani tam bu yani. Çok çok garip bir şey yani. Ant-Man 1 okey diye olabilir. Abi olamaz ya. Ant-Man 3 bunu bozar mı? Daha iyi yapabilirler mi? Abi bilmiyorum. Çünkü yani şu yüzden bilmiyorum. Ant-Man güncele adapte olamayan bir kahraman. Cool değil. Yani
cool yapamıyorsun karakteri. Ya evet, çünkü yani şey düşünüyorsun en sonunda, karakter götüne girse, genişlese ne yapabilir? Hani hani karakterde tek düşünebildiğim bu. Bir de ya şey, her ne kadar güzel oynasa da oynayan aktör de problem yapıyor. Çünkü hani komik film yapmaya çalışıyorlar ama hani komiklik seviyesi şey seviyesinde. Yani böyle ha ha he he, espri yaptım gülsene, niye gülmüyorsunuz seviyesinde. Hani güldür güldür seviyesinde olmuyor abi, olmuyor. Yani keşke olsa diyorsun ama olmuyor yani. 2000'lerdeki Ben Stiller filmi seviyesinde. Strange'deki beklentilerin çok altında. Ben de değil, bence değildi bu arada. Ben dediğim gibi, ben Strange'in kesinlikle, yani ben Strange'den siz ne bekliyordunuz bilmiyorum ama Strange bence çok keyifli bir filmdi. Yani özellikle MCU'nun geleceği için çok 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 önemli bir filmdi ve inanılmaz kapı açtı. Detaylı konuşamayacağım. Dedim ki pazartesi spoilerlı konuşacağım. O yüzden şey yapmıyorum ama of, yani ya şöyle söyleyeyim, MCU'nun geleceğini kurtaran film Madness of şey Multiverse of Madness. Daha çok malzeme vardı ama az kullanmışlar. Abi siz farklı, yani siz cameo görmek istiyordunuz. Daha fazla malzemeye gerek yok. Yani bazen daha fazla malzeme yaptığında yemeğin tadı bozulur. Evet, daha fazla içeriğin buzdolabında çok fazla yemeğin olabilir ama hepsini aynı anda yemenin manası yok. Yavaş yavaş ye. Yani bokunu çıkarma. Yani çünkü bu bir, yani bir senede bitecek bir MCU, bir senede bitecek bir şey değil. Zamanla büyüyecek. Yani şifaya gerek yok. Yani ben dedim ki çok film isminin hakkını hiç veremedi. Pazartesi konuşalım. Ben çok haksız olduğunuzu düşünüyorum o konuda. Ya dediğim gibi ben inanılmaz haksız olduğunuzu düşünüyorum. Daha doğrusu dizileri izlemediğinizi düşünüyorum. Yani ne dizileri ne de çizgi romanları bilmediğiniz için bunu dediğinizi düşünüyorum. İnanılmaz fazla şey vardı. Ama dediğim gibi yani çok, yani pazartesi anlatırım. Spoiler vermek istemiyorum. Hani ağzınızda spoiler istiyorsunuz. İstemeyin. Yani çizgi romanlarda filan, hani eğer çizgi romanları biliyorsanız veya dizileri, bu Disney Plus dizilerini izlediyseniz, yani Multiverse'un öyle bir kapağını açtılar ki, inanılmaz bir kapak açtılar. Ama dediğin doğru değil mi? Sahnede tahmin etmek Marvel izleyicisine göre çok kolaydı. Değildi. Abi görmemişsiniz işte, bak yani şey yapmamışsınız. Yani inanılmaz şey kaçırmışsınız. Yani bunları diyebiliyorsanız, hani Multiverse, yani Multiverse'ün dokunmadılar diyebiliyorsanız, o kadar çok şey kaçırmışsınız ki anlatamam size. Çok fazla şey vardı. Ya pazartesi anlatırım. Çizgi roman, çizgi roman üzerine çok fazla şey var. Ya, çizgi roman üzerine konuşmam lazım. Çizgi romanlara söylerim. What If neden esir 3 bölüm dışında bomboş dizildi? Katılmıyorum. What If çok iyiydi. Bence What If'in her bölümü çok güzel hazırlanmış bir diziydi. Her bölümde ben çok keyif aldım Vadif'te.
Film sesi kafi miydi Doctor Strange 2'nin? Bence kafiydi. Ya daha dediğim gibi anlatmaları, ya anlatmaları gereken her şeyi anlattılar arkadaşlar. Öyle anlatayım size. Yani multiverse konusunda vermek istedikleri bütün bilgileri verdiler. Orada birkaç cümleyi belki kaçırmış olabilirsiniz ama kaçırmamışsınızdır ama önemini anlamamış olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çizgi roman kısmı. Yani çizgi romandan bildiğim detaylar yüzünden ben bu yorum yapabiliyorum. O kısmı görürsünüz. Tabii katılıyorum. Ya dediğim gibi pazartesi spoilerlı bir şekilde çizgi romanlarda nereye dokunduklarını söylerim. Neden çok önemli bir film olduğunu anlatırım. Yani teknik olarak adamlar Phase 4 aslında bu filmle başladı. Öyle söyleyeyim size. Hani Phase 4 kesinlikle Multiverse of Madness'la başladım. Ve göreceksiniz hani ilerideki 5-6 sene sonra neden bu filmin çok önemli olduğunu görürsünüz. Eğer dediklerini yaparlarsa. Aftakiz sahnesinden dolayı mı ödüyorsun? Hayır. Konuşuruz pazartesi. Zetron zaten var. Spidey ile başlamadığımız. İşte Spidey ile de başladı da Spidey'nin Phase 4'e etkisi sıfır. Batman'i beğendim. Ben Batman'e bayıldım abi. Ben Batman'e bayıldım. Hatta yine bak Lynch yiyorum böyle. Sen seversin Lynch'i. Ben Batman'in en iyi Batman filmi olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar bunu da söylerim. En iyi yani şey filme Nolan'ların filmleri çok ayrı. Çünkü onlar kötü karakterlerin filmi. Ama Batman olarak yorumlayacaksam en iyi Batman filmi. Kesinlikle en iyi Batman filmi. Çok iyi abi oğlum şey bile çok iyiydi. Yani iyi bir sinemada izlediyseniz, iyi bir ses sistemi olan bir filmde izlediyseniz o kadar iyiydi ki. O kadar iyiydi ki. Bak mesela işte arkadaşlar bak yine dediğim gibi yine götünüzle dinliyorsunuz. Arkadaşlar tekrardan yorum yapıyorum. Nolan filmleri Batman filmi değildir arkadaşlar. Çok severim. Hepsinin Blu-ray'i vardır bende. Nolan filmleri Batman filmleri değil arkadaşlar. Nolan filmleri kötü karakterlerin filmleridir. Nolan filmlerini tekrar geri dönüp izlerseniz hiçbirinde Batman'i anlatmaz. Her birinde kötü karakterleri anlatır. Ve bu yüzden güzeldir o filmler. Kötü karakterin iyi yazıldığı filmler zaten en iyi filmler olur. Yani o yüzden mesela biz Endgame ve Infinity War o kadar seviyoruz. Çünkü Thanos 10 numara bir kötü karakter. Yani hepsi kötü. Nolan filmlerinin hepsi kötü karakter filmidir. Joker'de iyiydi. İşte bak Joker'de iyiydi diyorsun işte. Batman'den hiçbir bok hatırlamıyorsun. Çünkü Batman'in bir önemi yok yani. Batman 30 yıl sigara içmiş boğaz hastası herif çünkü o filmlerde. Hani Batman tam "It's Rachel" diye geliyor abi. Ustam yani. Tam evet güzel ama Batman değil abi o işte yani. Çok sigaradan gitmiş herif. Ama mesela bak Batman filmi Batman filmi. Hani bu son The Batman tamamen bir Batman ve aynı zamanda Gotham filmi. Çok yani ilk defa Gotham'ı gördük adam akıllı şeyde. Filmlerde. Hani leş olan Gotham'ı gördük. O böyle sikka olan Gotham'ı gördük. Hani herkesin bok gibi hayat yaşadığı, kimsenin mutlu olmadığı bir Gotham'ı gördük.
Superman tarzı aşırı okuyor. Ben zaten Superman'den nefret ediyorum abi. Bok gibi karakter. Bok gibi karakter ya Superman. Nefret ediyorum yani. Hiç manası yok. 2 saat 45 dakika olmasına gerek yok samimi görüşüm. Ben o konuda çok şey yapmadım ya. Yani saate şey olarak bakıyorum. Sıkılıyor muyum? Sıkılmıyorsan bence sıkıntı yok. Ben sıkılmadım açıkçası. Neden bütün kötüler Gotham'da? Superman yanına gitsinler de Superman ortadan ikiye ayırsın bunları. O yüzden. Şimdi sen Gotham'da mı kötülük yapmak istersin şeyde mi? Superman Metropolis aynen. Nobilium çok şey bu arada 6. ay için canımsın en iyi haber abi sana hoş geldin. Kripton'da değil mi? Kripton abi. Ya ben dedim ya Superman'den nefret ya çok kötü bir karakter abi. Ben mesela Schneider'ı direşe olarak çok sevsem de fotoğrafı olarak çok sevsem de çünkü çok iyi sahneler yakalıyor. Güzel film çekemiyor bence. Bu da bir hot take. Ben hala Schneider'ın güzel bir film çektiğini düşünmüyorum. Çok iyi bir görsel yönetmen. Toz kondurmam. Görsel yönetmen olarak herhalde en iyi yönetmenlerden birisi olabilir. Müthiş kareler çekiyor. Çok kötü film çekiyor. Yani daha doğrusu iyi çekip çekmediğini de bilemiyoruz. Çünkü Warner Bros. Da çok elleşiyor herifin filmleriyle. O kısmı da var ama... Yani o kısımda tartışmayacağım tabi. Avatar 2 fragmanı ne düşünüyorsun? Sıfır. Hiçbir şey düşünmüyorum abi. Sıfır. Cidden hiçbir şey düşünmüyorum. 300 Sparta. İşte 300 Spartalı ayrı. Ama 300 yani şey filmleri olarak diyorum. Efe. Süper kahraman. Gerçi şeyde Watchmen de çok iyiydi. Watchmen çok iyiydi. Şimdi lafımı geri alıyorum. Evet. DC ile film çekmesin o herif. Watchmen çok iyiydi. Ama Watchmen'in de yani bir şeyi var. Director's Cut'ı var. Bitmiyor ustam. Bitmiyor. Artık böyle yani... Böyle... Allah'ım al canımı da gideyim. Ya Avatar'ı bekleyebileceğim bir film değil abi. Avatar Pocahontas. Özür dilerim ama Pocahontas yani Avatar'ın yani gitmesinin tek sebebi 3D olduğu için gideceğim Avatar'a. Çünkü Avatar'ı çok iyi 3D çekiyorlar. Yani Avatar'ın ilki de çok iyi 3D. Hala şu ana kadar gelmiş gibi bir şey en iyi 3D film. 10 senedir deniyorlar bir şeyler yapamadılar. Ama ya yani yine de ne bileyim. Avatar yani. Mavi donuyla koşan adamlar yani. Ne bileyim. DLC'yi de alman lazım Milanox. Kesinlikle. Ben Avatar'ı izlemedim. Ya diyorum ya Avatar'ı 3D izlemediğiniz sürece hiç manası yok zaten izlemenizin. Hani Avatar'ın tamamen olayı o. Çok güzel bir 3D film. Hatta en iyi bir 3D film. Ama iyi bir film değil yani. Bayağı bildiğin Pocahontas. Hikayesi kötü mü? Avaraş. Yani şey Ya Pocahontas cidden adamın teki şeye gidiyor işte. Adamın teki var. Bir gezegene gidiyor. Bu gezegeni kolonileştirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra adam yerlilerle şey yapıyor. Öpüşüyor. Yapıyor. Diyor ki biz kötüymüşüz aslında. Are we the bad guys? Ondan sonra adam yerlilere yardım ediyor. Amerika ordusuna saldırıyoruz. Yani. Efe şeye güveniyorlar ya. Cameron'ı tutmaya çalışıyorlar. Cameron yani elinde sonunda adam 3 film çekip 3'ünü de en çok izlenen film yapınca
adamın yani her dediğin tükürdüğünü yalamak zorundalar. Adam ne çekse bu para bastı çünkü. DC film sıralaması yapsam bütün filmler halk kategorisi olan ama animasyon kalite filmlerine baksan hepsi S değil. Neden? Çünkü DC çok geri zekalı. Şu yüzden geri zekalı abi. Şey yapıyorlar. Marvel'ın şeyini gördüler. Abi Avengers, evet biz de yapalım. Şimdi Avengers'tan önce bir 5 sene var. Adamlar bütün karakterleri tek tek tanıttı. Bu adamlar tanıtmadı. Direkt Avengers'la başladı. Ulan adamı tanımıyorum. Birisi mutfak robotu gelmiş bana burada artistlik yapıyor. Ne yapayım oğlum yani? Ne yapabilirsin? Ki Cyborg da çok iyi karakter normalde. En çok hype'ın izine düştüğün şey ne? Ha, iyi bir soru. Ne çıktı bu filmlerde? Çok hype'lanıp ondan sonra mutsuz olduğum. İlk aklıma mesela bak şey geldi. Zombieland 2 geldi. Ama yani ona hype'lanmamıştım o kadar. Zombieland 2 çok kötüydü. Vahşetti yani. Keşke iyi olsaydı dedim bir filmdi. İyi bekledim. Çok da keyif alıyordum. Aa, tamam. Star Wars. 8. 7 değil. 7 kötü film değil arkadaşlar. Çünkü 7 5 ile aynı film. Pardon, 4 ile aynı film. Star Wars 7 kötü bir film değildir. Star Wars 7 en güvenli başlangıcı yapmış bir filmdir. 7 çok iyi. Yani çok iyi değil de iyi bir film. Bayağı bildiğin 4'ü kopyaladılar. Aynı filmi yaptılar. 8 tamamen böyle gidedik ki yani tam senin ortana sıçayım. Durursun orada. Tam onu yaptılar cidden. Böyle baktım böyle. Kopyaladığı için kötü dediğim zaten çok başa kaçmaları. Ya şöyle iyi değil ama kötü de değil. Yani şimdi yine Star Wars'u görmüş oldum. Çünkü Star Wars'tan çok fazla yani bu tür serilerden çok fazla bir şey beklemiyorum ben açıkçası. Ama yani 8 o kadar kötü ki. Yani 8 bildiğin her şeyi unut ustam dedi. Ama zaten 7. filmde de geçmişi unutmayalım dedin. Çakıştı birbiriyle bok gibi olduk. O izlemedim. Efe sırf bok gibi olduğunu bildiğim için izlemedim onu. Bright'ı. Ben onu duydum çok kötüymüş abi o. Bright çok çok kötüymüş. Bayağı kötüymüş yani. Allah affetsin seviyesindeymiş. Market alışveriş falan yapmıştım. O kadar üzüldüm ki. Abi sen çok hype'lamışsın ona ya. 9 daha mı iyi sana göre? 8'e göre mi? Evet. Değil aslında. Çünkü 9'un elinde hiçbir şey kalmıyor. Materyal kalmıyor. En iyi ara Star Wars Han Solo'ydu. Ne? Han Solo... Bir tane daha bulduk. Han Solo arkadaşlar. Bok gibi. Götüm gibi film. O kadar iğrenç bir film ki. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı Han Solo. İnanılmaz kötüydü. 8'den daha da kötüydü hatta benim için Han Solo. Çok kötüydü. Ama Rogue One'da çok iyiydi. Irishman. Irishman'ı izledim mi lan ben? Irishman'ı izlememiş olabilirim biliyor musun? Ha izledim. Irishman'ı izledim. Irishman kötü değildi ya bence. Ama ben beklentisiz girdim Irishman'a. Sıfırdım. Yani sıfır beklentiyle girdiğim için bayağı mutlu çıktım ben. Yani Irishman tamamen şey, Nisu Irishman çıkmış dedi bana. Ben de olur izleyelim dedim. Bu. Hani. Ama uzun. Çok hype'lanmadım.
Bak bir tane film var. Peki bu sayılır mı? Kötü olacağını biliyordum ama ona rağmen çok mutsuzum diyebileceğim bir tane film var. Last Airbender. Hani zaten kötü olacağını biliyordum ama yine de çok kötüydü yani. İzlemedim. Bak filmi bir de izlemedim, düşün. Yani izlemedim. Hani o kadar kötü. Ve kötü olacağını da biliyordum. Çok kötüymüş ya. Ya tam bir vahşetmiş o. Sinemasına gitmiştim. Ah be abi. Parana yazık be. Ben ben içeriden izlemedim. Uçakta bir kere izlemeye çalıştım. Çalışmadı. Ekran bozuldu. Yani Allah dedi ki yapma. Uçaktasın, yapma dedi yani. Çok kötüydü. Bir tane daha. Bu arada arkadaşlar, Fast and Furious'un kötü olduğunu düşünen yanlış filme gidiyordur. Fast and Furious dünyanın en iyi filmidir. Dünyanın en iyi aile filmidir aynı zamanda. Siz hala araba filmi sanın onu. Family ulan. Kapatıyorsun ama beynini pısık diye çıkarıyorsun. Kenara koyuyorsun, dünyanın en iyi filmi. Çok basit abi. Çok basit. Vallahi ciddi söylüyorum. Ben her birini sinemada izledim. Dalga geçmiyorum. İlk gün çıktığı gün giderim. O kadar da keyif alıyorum ki her birinden. Çıkarıyorum beyni. 2 saat kenara koyuyorum abi. Ne siyaset kalıyor, ne bir şey kalıyor. Her şeyi unutuyorum. Her şeyi unutuyorum. 10 numara keyif alıyorum. Anlamsız aksiyon. Ne kadar salakça bir şey yapabilirler diye düşünüyorum. Müthiş çünkü. Adam tankın üzerinden zıplayıp havada kızı kapıp karşıdaki araba iniyor. Bunu kimse düşünemez. Ben düşünemem. Sen de düşünemezsin. Müthiş bir şey. Daha ne yani? Müthiş bir şey ya. Adamlar bayağı bildiğin banka kasasını bütün Rio'da çektiler. Uzaya çıktılar ya adamlar, osurarak resmen. Harbiden adam osura osura şey çıktılar ya, uzaya çıktılar. Daha ne olabilir ya? Mars Dev filmi yapıldı bu dünyada. O neydi lan? Martian'ı mı diyorsun? Mars'ın bu arada kitabını okuduktan sonra filmine gitmek çok hayal kırıklığıydı benim için. Abi Mars'ın kitabını okusanız, bunu hiç sevmem bu arada. Yani bu lafı demeyi hiç sevmem. En nefret ettiğim laflardan birisidir. Kitap okusaydınız keşke. Mars'ı da bunu derim. Ya ben çünkü şey yaptım. Filminin çıkacağını öğrendikten sonra bir hafta kala öğrendim filmin çıkacağını. Çok takip etmiyordum. Ondan sonra dedim ki kitabını okuyayım, öyle filme gideyim. Okudum filmi, kitabı. Filme gittim. Çok üzüldüm. Anlatamam ne kadar üzüldüğümü. Hayal kırıklığı yani. Harry Potter'da der miyim? Demem. Harry Potter gayet iyi bu arada. Percy Jackson filmi yapıldı. Bilmemen daha iyi yapılmadığını. E iki tane yaptılar bir de Percy Jackson şeyini, filmini. İkisini izledim. Uçakta izledim yine galiba. Ben bu arada dikkat ederseniz Lotur hakkında hiç konuşmadım. Benim hype'ım sıfır Lord Lotur'a. Ben çok üzüleceğinizi düşünüyorum. Yani çok üzüleceğinizi düşünüyorum açıkçası. Deme. Valla diyorum abi, ben çok üzeceğinizi düşünüyorum. Lothar Narnia ve Sanara Chronicles'da o sequel. Sanara Chronicles sequel'unda olabilir. Katılıyorum.
Narnia bence kötü değildi ya film olarak. Ama şu olarak da oğlum bu arada Narnia çok fucked up bir şey. Bak Narnia demişken Shannara çok kötü. Shannara bayağı kötüydü. Abi Narnia kitabını ben Narnia çok böyle şey bir şey. Kitabını ben çocukken okumuştum. Sonra bir de yetişkinken okudum. İki farklı kitap okuyorsun. Ciddi söylüyorum size. Hani böyle 15 yaşına kadar Narnia'yı okursan çok farklı bir kitap okuyorsun. 20 yaşında okuduğunda çok farklı bir kitap okuyorsun. Yani çok ayrı bir kafa o kitap. Yani yetişkinken okurken cidden şey oluyorsun yani. Mental sağlığını kaybet. Çok çok garip, çok garip bir kitap. Yani kitaptan spoiler vereceğim. Okumak isteyenler durdursun. Abi Narnia'da yani bütün kitap anlatılıyor. Tek dediğim gibi spoiler vereceğim ve dev spoiler vereceğim. Dikkat edin. Yani filmi bütün kitabı bitireceğim. Abi filmin başında böyle şey, o kitabın başında böyle aslanla falan konuşuyorlar. Böyle ayrı bir dünyadalar, şey yapıyorlar falan ya. Çocuklar çok büyüyünce de o evrene giremiyorlar. Çocuklar ölü arkadaşlar. İlk kitabın başında tren kazasında hepsi Mortengen Strazge. Aslan da Allah aslında. Bütün kitap boyunca şey yaptın. Her adam zaten o yüzden gidip geliyor. Çocuklara ayrı davranıyor. Çok ayrı bir kitap. Yani diyorum ya çocukken okuduğun zaman, büyükken okuduğun zaman çok farklı iki kitaplar. İnanın bu arada 18 yaşından sonra da gitmelerinin en büyük sebebi artık hani cennet cehennem şeyine gidiyorlar. Yaşından belli bir yerden küçük olduğu zaman o mutlu bir yerde kalıyorlar belli bir yaşa kadar. Çok ayrı bir yani diyorum ya hani çocukken okuduğunda çok farklı bir kitap okuyorsun. Aynı kitabı okumana rağmen çok farklı bir şekilde okuyorsun. Büyüyünce bir daha okuyorsun. Diyorsun ki ustam bu ne? Çok ayrı bir kitaptı. Ben şoka uğramıştım yani o kitabı tekrar okuyunca. Yo benim de çok sevdiğim bir kitaptır. Ben şeyi de çok sevmiştim. Yine Netflix onu çok güzel çekti bu arada. Neydi? Talihsiz Serüvenler. Çok güzeldi bence. İnanılmaz güzeldi. Çok iyi çekilmişti. Ya Jim Carrey neyde oynasa çok güzel yapıyor. Sonic de çok iyi mesela aynı şekilde. Lock and Key mi de? Lock and Key de güzeldi evet. Lock and Key de güzeldi bayağı. Ben onu izlediğimde hiç sıfır ümitsiz izlemiştim ve bayağı beğenmiştim. Evet, Lock and Key de çok iyiydi. Benim kimsenin herhalde izlemediği şeylerden birisi hani Netflix'te yani şey neydi Prince Dragon Prince miydi? Dragon Prince. Acayip güzel bence. İnanılmaz keyif aldım ben ondan. Millet ilk sezonunu izlemedi. Şu yüzden izlemedi. İlk sezonu kasıyor abi o dizinin. Farklı bir animasyon kalitesini farklı bir şeyde yaptılar. Farklı bir yani normal 30 FPS değil de frame atlıyor. Yani 30 FPS'yi 15 FPS'e çizmişler. 30 FPS'ye yansıtmışlar. Kasıyormuş gibi gözüküyor şey. Dizi ilk bir sezon boyunca. Ama çok iyi. İnanılmaz iyi bence. Onu devam edecek anime mi o? Yok direkt şey Avatar'ın yapımcıları yapıyor. Netflix'in. Çizgi film direkt ya. Anime yani. Çizgi film. Anime çizgi filmdir bu arada. Hepinizi indirebilirim. Gelin lan. Abi kan var.
Aynen Efe, bu arada tam o. Güzel bu arada, ben çok tavsiye ederim. House of Dragon'ın beklentim ne? Sıfır. HBO'dan hiçbir beklentim yok. Şu anda tek beklentim Şişko ölmeden önce kitabı çıkarması. Ondan da beklentim yok. Sıfır yani. Ona beklentisi, buna beklentisi, ne beklenti var? Yok. Artık ben onu öğrendim. Ders aldım abi. Ben dersimi aldım. Hiçbir şey hype'lı bir şekilde beklemiyorum. Sıfırım. Ciddi söylüyorum. Çok hayatım o kadar zevkli ki artık. Hiçbir şey beklemiyorum. O yüzden her şey çok güzel geliyor. Her şeyden keyif alıyorum. Çok sikko değilse. 10 numara abi. 10 numara. Last of Us'ın çekimleri bitti galiba ya da sonlarına gelmeye başladılar. Dersimi en son tam olarak ne zaman aldım? Bir filmde aldım da hangisi hatırlamıyorum ya. Star Wars'ta aldım. Star Wars. Star Wars beni tamamen bitirdi abi. Star Wars'ta şey oldum yani. O üçleme, üçleme yani 8'de ben bitmiştim. Ve ben Star Wars'ı çok severim. Yani inanılmaz çok severim abi. Ve yani bittim. Foundation hakkında düşünüyorsun. Çok iyi başladılar, bok gibi bitirdiler. Foundation ilk 3 bölüm gerçekten farklı bir dizi gibiydi. Hani cidden Foundation kitabı gibiydi. Sonra dediler ki biz güzel bir şey çekiyoruz, yapmayalım. Sci-fi dizisi oldu ondan sonra Sikko. Anla ki. Peacemaker. Ben Peacemaker çok iyiymiş, izleyemedim ya. İzleyeceğim onu. Peacemaker çok çok iyiymiş. Halo da çok iyi. Bak Halo da hiç beklemiyordum. Mesela bak Halo'da beklentim sıfırdı. Halo 10 üzerinden 10 gidiyor oğlum. Manyak gibi gidiyor. Halo çok iyi bir dizi. Hiç beklemiyordum. Çünkü o dizi 15 senedir yapıyorlar, öyle diyeyim size. Hani 15 senede yapılan bir şeyin güzel olma olasılığı %0 oluyor genellikle. Abartma, 15 senedir. 15 sene, 15 sene. Ciddi ciddi 10 senedir falan da şey yapılıyor. 10 senedir falan o dizi çekilmeye çalışılıyor. Hatta daha da uzun olabilir. Bir dakika. İlk önce Steven Spielberg çekecekti arkadaşlar o diziyi. O dizi o kadar uzun zamandır çekiliyor. Yani baya. Abi ilk ne zaman? 2013'te açıklanmış arkadaşlar. 10 sene olmuş. Tam doğru söylemişim. Dizinin ilk açıklanış tarihi 2013'müş. Xbox One'ın çıkışında açıklamışlar diziyi. Xbox One bak. One S, One Series S değil. One. İlk One. Kutu olan. Yılan dizide ilk defa gördüm. İşte diyorum ya, bazıları böyle oluyor. Last of Us'ı Spawn hakları Image Comics'e değil miydi? Sattılar diye biliyorum onu, biliyor musun? Spawn'ı ben sattılar diye biliyorum. Spawn birisine satılmıştı en son. Image Comics'de değildi de. Sattılar onu birine ya. En son. Kime sattılar? Birine sattılar Spawn'u. Dune hakkında ne düşünüyorsun? Çok erken. Dune çok iyiydi. Kitap olarak, film olarak çok çok iyiydi. Kitaba çok sadık kalınmış. O, ekstrem derecede sadık kalınmış bir şeydi. Ama korkutuyor.
Şu yüzden korkutuyor. Kitaba sadık kalacaklarsa bir 10 film daha çekmeleri lazım. Minimum. Spawn'dan ben çok korkmuştum çocukken izlediğimde ya. Dota güzeldi ya. Dota'nın ben Netflix dizisini bayağı beğendim. Castlevania'yı daha çok beğendim. Castlevania çok iyi bir dizi. Castlevania inanılmaz bir çizgi dizi bence. Çok çok iyi. Ve her sezon da gittikçe daha iyi oluyor yani. Yani dedim. Evet, Van Helsing ama daha iyi bir şekilde. Yani çok iyi bence. İnanılmaz iyi yapmışlar. Ben kesinlikle inanılmaz keyif aldıydım. Spin-off'unu çıkarsınlar abi, çıkarsınlar. Ay, ben Hellboy'un son filmini izledim uçakta. Amerika'ya giderken izledim. 3 kere uyudum. Çok müthiş film. Uçak filmi tam. O kadar kötüydü ki 3 kere uyudum. Filmin hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama yani o kadar hayatımda uçtuğum en iyi Amerika uçuşuydu. Tertemiz uçtum. Panzer Parkiz'de çok çabada 3. için canımsın. En iyi amelsin. Köksel Fişengi çok çabada 4. için. Invincible 2. sezon çok hype'lıyım. Abi ben Invincible'ı bitirdim. Yani cidden bitirdim. Şey yüzünden bitirdim. Birinci sezonu okudum. Birinci sezonu izledim. Ben bu filmi diziyi bekleyemem dedim. Açtım çizgi romanlarını 3 günde bitirdim. Ve yani çok fazla çizgi romanı var Invincible'ın. Çok fazla var. Yani 3 günde uykusuz kaldım resmen. Tokepe çok çabuk 21 milyar bir için canımsın. En iyi abone olmuşsun. Hoş geldin. Her zaman yaparım ama worth it. Hala hype'lanıyorsun abi gibi şeylere. İşte o yüzden ama bitmiş şeye hype'lanıyorsun. Ya Efe beraber uçarız ustam. New York'a, Los Angeles'a gelmem ama. Bende mil var. Beleşe uçalım. Kaçao. Kaan abi sen kopyumu çek abi. O ilk çok kopyum. Bak Gor, hemen abone ol. Lightyear ben de çok merak ediyorum ya. Bak şimdi hype olduğum bir şey buldum. Hype olduğum bir şey buldum kesinlikle. Pixar filmleri. Never Miss. Çok üzülürüm Lightyear kötü olursa. Arabalar 4'ü çekiyorlar mı? Onun hakkında cidden bir açıklama var mı? Efe izlemedim bile. O kadar kötüymüş ki gitmedim. Ama işte mesela Cars 3 de çok kötü film. Fantastik bir son filme gitmedim bile. Şeyi bekliyorum. Netflix'e falan düşsün, o zaman izlerim. Tamamen o yüzden. Hiçbir beklentim yok. Televizyon şeyde izle. Evimde izleyeceğim. Ben o film için kesinlikle sinemaya gitmem. Artık sinemaya gitmeyi şeye göre yorumluyorum. Filmin iyi olup olmadığını düşünerek. Ya yani şeyim artık. Yani ben eğer sinemaya gidip oturacaksam iyi bir film olmasını istiyorum. Not worth. Battle bitirmezse açıldı. Aa, oynarız aslında bugün. Zaten öyle değil miydi? Yok ya, eskiden yani sinemaya gitmek için sinemaya gidiyordum. Sinema benim için keyifli bir şey. Ben sinemayı seviyorum abi. Sinemaya gitmeyi seviyordum. Cidden seviyorum sinemaya gitmeyi ki çok keyifli bir şey bence. Ama bir artık şu yüzden değil, göremiyorsun. Cidden göremiyorsun yani. O kadar kısıyorlar ki ustam hani. Yani bir şey yapıyorsun yani. Hayır, zaten çok para veriyorsun.
Ulan çok para veriyorsam kısma lan bari. Evet, Batman 2'yi de çekiyorlarmış. Niye o kadar kısıyorlar ki? Paradan kay şey yapmak için. Daha az masraf. Ampul daha uzun süre kullanabiliyorlar. Merlin dizisini izlemiş miydim? Abi birkaç bölüm izledim, ondan sonra ne oluyor lan dedim, saldım. Sinemalar nasıl batmadı? Devlet para vermedi mi ya o şeye? Bir şey oldu onlar, yoink dediler. Sinemalar batacak ya eninde sonunda. Yani şeyler bitirecek. Sinemaları. Disney Plus'tır, Cart'tır, Jut'tur, bunlar bitirecek yani. Bitirsin abi, bitirsin. Ya şöyle bir şey var. Sinemada gitmeyi de seviyorum bazı şeyleri. Yani mesela ben Doctor Strange'i bir daha sinemada izlemek isterim. O da şu yüzden. Ben basın ön gösterimine gittim. Basın ön gösteriminde genellikle hani böyle filmi izlemek için değil de yorum yapmak için gelen çok insan var. Hani gazeteci falan da çok var. Bazı sahneleri filmi izlemek için gelen insanların tepkisini görmek için izlemek isterim. Açıkçası. Hani bazı yani o şeyin havası çok güzel oluyor. Hani böyle uu. Spider-Man ilk seansta 3 tane Spider-Man vardı. Oha, sinemada mı? Abi çok güzel bir şey işte ya. Çok güzel yani. Ya o tür şeyler çok güzel. Alkışlar çok kötü. Bence değil. Ben çok keyif alıyorum. Bilmiyorum. Ben ona katılmıyorum. Ben şeyi çok seviyorum. Hani insanların bir sahnede coşup "Vaa!" diye böyle seviyorum. Ben çok hoş bir an. Dodurga çoşma 16 milyar için canımsın. En iyi haber hem sana, hoş geldin. Evet yani mesela Endgame ve Avengers Assemble deyince herkesin böyle "Oo, ustam!" adamın çok kalkıp koşması. Abi Schillinger's Office kuruyorlar sinemada. Ben bu arada şeyi anlamıyorum. Ben şeye karşıyım. Bazıları sinemada mısır yenmez diye bir şey başlatmış. Arkadaşlar siz evde film izlemeniz lazım. Sinemada mısır yemeyeceksem nerede izleyeceğim? Evet yani sinemada mısır yemekten rahatsız oluyorsanız evde izlemeniz lazım. Sinemada çiğ köfte dürümde yeme. O da abartı yani. O da abartı yani. Mesela bak, cips yiyeceksiniz, adabı vardır. Bence cips yenmez. Ama cips yiyecekseniz de şey yapacaksınız. Hani basket atar gibi yapacaksınız abi. O yandaki hışırtıyı yapmayacaksınız. Hışırtıyı yaparsanız öküzsünüz. Hışır hışır yok. Basket atar gibi sokacaksınız. Direkt perfect. Böyle koş koş yapma yani. Ama hışır diyor. Hışırdatma. Hiç operasyon oynamadım mı çocukken? Direkt böyle hani düşün. Yan taraflar elektrikli. Perfect sokacaksın abi. Perfect sokacaksın ya. Bu arada evet, ben de o gerginlikteyim. Hayatım boyunca çözemediğim şeylerden biri. Ben bunu yerken, mısırı yerken o haşırtı yandaki adama gidiyor mu? Hayatımda ben o kadar çok çok az gerilmişimdir. Çok geriliyorum. Anlamıyorum yani. Ulan çok ses sıçır diyor yani. Gitmiyor herhalde. Ama yani bir hışırt da yani. Mısır gitmiyordur bence. Cips gidiyordur. Mısır gitmiyordur bence.
Mısır'ın gittiğini düşünmüyorum ya. Ben Nacho oluyordum. Nacho da çok güzeldi. Nacho oluyordum, onu eleştiri aldım. Kim eleştirdi? Nacho çok güzel lan. Nacho gayet güzel. Neyin eleştirisini aldın? On numara Nacho. Ben Nacho'dan çok keyifliyim. Nacho çok ses. Çok sesten haklı olabilirsin. Evet doğru ama Nacho da uf, yani. Haşır cidden doğru. O Nacho'yu da bozdular. Eskiden Nacho çok güzeldi şeyde. Cine Maksimumlarda. Sonra peynir şeyini değiştirdiler. Ne oldu bilmiyorum. Bok oldu. Bitti. Çöp oldu. Alt yazılı diye gittim. DS2'de alt yazı gelmemişti. Dublajla açtılar. Ya abi Türkiye niye böyle ya? Benim arkadaşım çantayı salona gidip çiğ köfte yiyip şalgam içiyor. Abi yani sinemada niye çiğ köfte yiyip şalgam içmek istersin ki? Ya ben bir kere yapmasını anlarım. Hani sırf merakından yapmıştır. Çünkü ben de hayatımda bir kere yaptım yani. Dümdüz Nişantaşı'ndaki Cities'deki sinemaya KFC bucket ile girdim. Ama kimsenin olmadığını bildiğim için öyle girdim. Yani salon boştu. Tek ben vardım. Yani tek başıma bildiğin KFC bucket ile girdim. Oturdum yemek yedim yani orada. Ama kimse yoktu. Kimseyi rahatsız etmeyeceğim için öyle yaptım. Bu arada Cities'deki sinema da öyle cidden. Yürüyerek girebilirsiniz. Yani ben oraya var ya iki tane üç tane full pizza sokarım. Nasıl sakladım? Ne saklaması? Elimde yürüdüm girdim. Direkt elimde yürüdüm girdim abi. Şey öyle yani. Nişantaşı Cities'deki sinema öyle. Bayağı bildiğin hiç kimsenin sikinde değilsin. Yürüyorsun giriyorsun. Yıllardan beri öyle. Ya bilet almana bile gerek yok aslında orada. Ama alın biletinizi yani. KFC kovası nasıl birini sakın kokmaz bile. Abi KFC kovası nasıl kokmuyor? Öf yapma. Yapma. Buram buram kokuyor oğlum. Perfect Puffer bir çok burada abone olduğun için canımsın. En iyi haberim sen hoş geldin. Bumix Heathcliff çok zor olunca için canımsın. En iyi haberim. Ya bak bilet deyince bilet kontrol etme deyince bizim şeydeki İngiltere'deki zortlama anı aklıma geldi ya. Çok kötüydü. Şeye gidecektik işte Sony'ye gidecektik. Şeyden aldık. View diye daha sonra Vodafone İngiltere'deki Vodafone'da indirim vardı. 2 bilet 7 sterlin. Yani kişi başı 3 sterline denk geliyor. İnanılmaz ucuza denk geliyordu. 3,5'a denk geliyordu pardon işte. Biz de dedik ki alalım. Çok mantıklı yani. İnanılmaz ucuz. Alalım. Aldık. Ondan sonra şeyde gidelim. Şehrin merkezinde Leicester Square'de gidelim dedik. Leicester Square'deki şey bile salonu aldık. Gittik. Ondan sonra içeceklerimizi aldık. Orada bira da satıyorlarmış. Ben almadım. Utaba aldı ama bira da vardı. Pet şişede. Tabii. Mısır da vardı. Mısırımı da aldım. Ben mısır aldım tabii. Aynen. Ondan sonra kapıda okutuyorlardı QR kodlarını. Biletler QR kodları. QR kodunu okudu. Dedi ki burası değil. Öyle mi? Nasıl? Meğersem Leicester diye bir yer daha olduğu için adamlar Leicester'ı oradaki salondaki Leicester Square değilmiş. Leicester'mış literally. Hani İngiltere'deki Leicester'mış o salon. Onun hemen altında da West End. West End'miş oranın ismi. Niye böyle bilmiyorum. Evet.
Sonra içecekleri ve patlamış mısır alıp dışarıda parkta oturduk. Çok serindi. Tabii. Sonic nasıl bilmiyorum. O gün izleyemedim. Bir hafta sonra izledim. Bir hafta sonra orada hemen bir yeni bilet alsaydım. Sonic bile yoktu abi o sinemada. Onu da düşündük. Sinemada Sonic bile yoktu. Neyse ondan sonra bir hafta sonra Piccadilly'de Sony'ye gittim. Samet yayın dışı bakıyorum. Başka film izleseydiniz. Ya bir şey olmadı orada oturduk işte. Sonic güzeldi ya. Beklenenden daha iyiydi. Çalan müzik Enter the Gungeon. Evet. Bam, 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 bam. Ya güzel bir hikaye oldu. Keşke 7 sterline patlamasaydı bu hikaye ama yani anı olmuş diyelim. Anı oldu diyelim. Evet, 7 sterlin olayı. Oz da değil. Benim İngiltere'de düzgün şey yapmadım. 7 sterlin çok para TL'de. Orada da çok para. Ben orada 4 tane hamburger yaparım 7 sterline. Baya baya dolu hamburger yaparım 7 sterline orada. Yani hamburgerler de 250 gram. Öyle diyeyim. Sus artık. Sus yalancı. Varus ben çok teşekkür 15 milyar bir için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Abi benim en çok kızım yurt dışında filme özel içecek şişesi, mısır kovası, maske falan veriliyor. Ona 25 sterlin çakıyorlar. İsteme onu. O combo menü 25 sterlin. İstemiyorsun onu. Biz de dom alıyoruz. Yeteri kadar dom almıyoruz abi. Artık canım çekmiyor. Bağışıklık kazandım. Bitkisel hayata devam. Risku. Adamlar 25 tane koyuyor mu? Ya şöyle 25 tane şöyle koyuyor abi. Ya 25 sterlin boş bir şey için fazla bir para. Ya 25 sterlinle iki kişi çok iyi bir yemek yersin çünkü orada. Öyle düşün. Yani iki kişi güzel bir yerde 25 sterline yemek yersin. Veya yani 25 sterline çok haftalık olmasa da haftalık alışverişini bile yaparsın 25 sterline aslında. Yani haftalığını yapamazsın büyük ihtimalle. Yani Türkiye'deki bitkisel yaşam tarzında yemek alsan 25 sterline çok rahat haftalık yaşarsın. Hatta daha fazla yaşarsın. Süz. Keşke sormasaydım.
Ahmet hiç bilemiyor muydum? Bad Bomber'in 7 TV lazım. Devil Modon çok çok burada 4. için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Malatya kayısı yok orada. Abi şey konusunda bu arada evet, baharat yok orada. Yani Allah için yok abi. Cidden yok. Ben yani orada baharat aldım. Şeyde oranın mikrosunda, Sainsbury diye bir yerden. Yani baharatı yani çorba niyetine koydum. Tat değişmedi. Bir de kiralar çok sıkıntı orada. Tabi İngiltere'de kiralar biraz haşır to the blackboard. Yani biraz şey oluyorsun. Ustam biraz fazla ödemiyor muyuz? Oluyor. Bizim kadar var mı? Bizden daha kötü. Yok, bizden daha kötü. Yani Londra üzerine konuşursak İstanbul'a şükredersiniz, öyle diyeyim. Yani kıskanıyorlar o konuda, yani baya baya maşallah var. Ama Londra, aynen öyle. Ama iyi giriyor. Merkeze 45 metrekare daireye 1720 sterlin veriyorum. Aynen öyle, tam o fiyatlarda. Bu da dış güçlere. Ama hala 7 sterlin de tam bir hamburger. Evet. Yani şöyle bir şey var. Evler cidden pahalı. Yani ev konusunda, yani şehir dışında yaşamıyorsan, ki şöyle de bir şey var. Şehir dışında da yaşayabilirsin. Hani İngiltere'nin, yani Londra'nın dışında 30 dakika dışında metroyla 30 dakika olan bir yerde yaşadığında da o 2000 1500 para 2000 verdiğin 1700 verdiğin ev bir anda 1000'e düşüyor. Öyle de bir olay var. Ama yani şey konusunda evet. Hani zone 2, zone 3 kısmına geçersen, zone 3 kısmına. Fazla kültür şok yaşadım mı orada? Yaşamadım. Yok. Ulaşıma ne kadar gider oradan? 4 sterlin. Yani neyi kullandığına bağlı. Aylık yok orada. Tabii canım, yok Mitra katılıyorum. Şey de öyle. Ya biz şey tarafında bakıyoruz şu anda, Richmond tarafında. Ben Los Angeles'a nefret ediyorum. Ben hala tek nefret ettim yani. Hiçbir zaman keyif almadım. 3 kere gittim galiba. Bir kere bile keyif almadım. Arkadaşlar, Los Angeles best diyen %99 gitmemiştir. Çok eminim. Dışarıdan öyle gözüküyor. Los Angeles öyle değil. Boston'a gittim mi? Gittim. Boston'a konuşma yaptım ben. Tabi. Konuştum böyle. Üç kere gittim kebabım. Niye iki kere daha gitme kararını aldım? İş için gittim çünkü. Hiçbirinde şey için gitmedim. Los Angeles'a. Keyif için gitmedim. Üçünde de iş için gittim Los Angeles. Hatta iki tanesi bir hafta araylaydı. TV Mustafa çok çok oldu 6. için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. İngiltere mi Amerika mı? Benim için Amerika. New York. Hatta direkt. New York çok ayrı bir yer yani. Yani New York'un yeri bende çok ayrı. Kesinlikle. İşimizde yüzümüz ayrı. Korpa.
Neden kalmanın bir hafta arayla gitmekten? Çok güzel bir soru. Kendime de çok sordum bu soruyu. Bilmiyordum. Şeyi bilmiyordum. Bir hafta sonra tekrar gideceğimi bilmiyordum. Oy. Bir dakika gel bakayım Loki. Gel bir göbek. Hay. Oba. Can Valian çok iyi bu arada 5. açın canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Yemek konusunda favori ülken hala Japonya mı? Amerika. Ha, ama yani Amerika'da yani 6 aydan fazla kalsam kalp krizinden ölürüm. Yani şimdi Amerika'daki yediğim şeye kadar güzel yemek yemedim. Ama yani yağ fışkırıyor her taraftan. Yani öyle bir gerçek var. Üç kuzenim gitti. Üçü de obeziteyle boşu. Sydney de güzeldi. Ya ben Sydney'de şöyle bir şanssızlık yaşadım. Sydney'e git yani Sydney'de orada mesela hiç yağmur yağmıyormuş normalde. Senede böyle bir hafta falan yağmur yağıyormuş. Benim Sydney'de olduğum 4 günde yağmurluydu. O biraz yani bana kişisel bir küfür gibi hissettim. O biraz ayıp oldu ama evet. Ama Avustralya güzeldi. Avustralya keyifliydi gezi. O yüzden çok Sydney'i çok gezemedim. Şeyi gezdim. Auckland güzeldi. Yeni Zelanda çok güzeldi. Yeni Zelanda baya güzeldi. Hobbit Town çok güzeldi. Japonya'ca Asya ülkesine gittim mi? Ben bayağı yere gittim. Kore'ye de gittim. Çin'e de gittim. Çin'e 4-5 kere gittim ben. Kanguru ile vs attım mı? Kazandım yedim kanguruyu. Dalga geçmiyorum. Kanguru eti yedim. Çok güzel bir et. 10 numara et. Tabii. Şimdi ama detayı anlatacağım. Kanguru eti yemek orada legal. Şu yüzden legal. Kangurular psikopat manyak şeyler oldukları için bütün ekosistemi sikmişler. Bunlar güçlü oldukları için böyle diğer hayvanları böyle karınca yiyeni falan yumruklayarak öldürüyormuş. O yüzden kanguruların seviyelerini azaltmak için insanlar kanguruları avlamaya başlamışlar. Tabii. Manyaklar. Biraz. Uyuyacak mı? Ha? O yüzden şeydi. Hani Avustralya. Ama kanguru eti çok iyi. Yani ben hiç beklemiyordum bu kadar iyi olmasını. Çok iyiydi. Benim kedimle bu masanın ebesini gezdirmeden yapma şansımız %0. Ne oldu? Öpçük o. Öpçük. Öpçük. Tadı şuna benzeyen bir şey var mı kanguru eti için? Yok. Çok farklıydı. Balinesi denedim mi? Denemedim. Japonya'da denediğim tek farklı et Wagyu yedim. En üst tier'da. O da ya. Yani. İyiydi. Allah için iyiydi. Kobe eti zaten Wagyu. O en üst marble'ından yedim. En üstten yedim. Benim saçlar şu anda kesin rahatladım mı?
Rahatladım. Kafamı şöyle geriye koyabilmek çok hoş bir şey. O kadar gittim, çaldırma ihtimali en az olan yerde telefonu çaldırmışsın. Çaldırmaya en az olan Norveç falan oğlum. Alakası yok. Amsterdam Wild Game diye bir tabir edilen etleri satılan restoranda timsah yedim, bilmeden tavukla bu dedim. Evet, işte oluyor abi. Eşavagı her yer yapmaz. E tabi. O yüzden Japonya'da. Merhaba. Efendim. Neyin o? Ney? Ney? Aaaa! Aaaa! Elim ısırıyor. Oooo! Köpek. Barcelona donunuzu bile çalırlar abi. Barcelona Madrid. Aşama bak ya. Göbeğini okşayınca. Ne oldu, çikolatadan ısıramıyorsun bakıyorum. Telefonu çaldım tabii canım, İngiltere'de. Ya yok, Finlandiya'ya gittim, gittim. Yılbaşına gittim 3-4 sene önce. Oradan da Estonya'ya gemiyle geçtim. Çok ucuzdu lan gemiye geçişmesi. Bayağı ülke değiştirdim, 10 sterlin ödedim. 10 euro ödedim, pardon. Meksika nasıl bir şey çaldırır? Meksika'ya gitmedim çünkü. Güney Amerika'ya hiç gittim mi? Brezilya'ya gittim. Paraguay'a gittim. Arjantin'e gittim. Paraguay'a çok gittim sayılmaz yani. Kapısından girip bir tane pazar dolaşıp ondan sonra çıktım ama teknik olarak yani pasaportumda vize şeyi var. Brezilya tehlikeli mi? Tehlikeli. Yani yurt dışına çıkıp ulan burada ölebilirim ve kimse bir şeyimi bulamaz dediğim tek yer Barcelona, şey Brezilya'ydı. Yani tek yer, öyle bir yer vardı, o da kesinlikle Brezilya'ydı. Tabi Brezilya'da şu uyarı yapıldı bize. Adam dedi ki, saat takmayın, kolunuzu keserler. Hani saati alırlar falan değil, kolunuzu keserler dedi. Tabii kaliteli saat böyle hani lüks saatlerden ama yine de yani gergin. Yani yine de gergin. Yani kolumun kesilmesini de çok istemiyorum. Bunlar kolu da satıyordur bu arada. Harbiden bak aklıma geldi. Yani neyse, pahalı saatim yok. Let's go. Bir de ben orada plaj futbolu oynama hatasına düştüm. Oynamayın. Yani ne kadar iyi olduklarını teknik olarak bilmiyorsunuz. Hani bildiğinizi düşünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Çok iyi oynuyorlar. Ya ayrı bir seviyede çok iyi oynuyorlar. Evet. Ya evet, herkes mi Ronaldinho diyorsun yani? Harbiden yani ayağına top gelen Ronaldinho oluyor oğlum. Tabii canım oğlum, harbiden yoldan geçen heriften ilk 11 topla bizim Mamilli'yi yener. Hiç sıkıntı çekmez yani. Voleybolcum koymaz. Koyar. Adamlar ayaklarıyla voleybol oynuyor bir de. Onu da çözmüşler. Onu da oynadım. Topu hiç yere değdirmeden 20 dakika oynadılar ya.
Voleybolcular da kurtulamaz. Vallahi manyaklar oğlum herifler. Ama Almanya'da yedi yiyorlar. Oo, böyle çakarlar işte adama. Hiç kruz tatili yaptın mı? Yok. Benim şu ana kadar hayatımda yaptığım her tatil günlük 10 kilometre yürüme içeriyor. Hiç dinlenmedim tatilde. Daha sonra dinlendim. Benim dinlenme kafam o. Ya ben şeyi seviyorum. Ben bir 5 yıldızlı otelde durup böyle yatmaktansa bir motelde kalıp dolaşmayı tercih ederim. Yeni bir ülkeyi, yeni bir şehri. Daha keyifli geliyor bana. Peki bir hafta 90 saat Witcher oynamak sayılır mı? Sayılır. Tabi. Yürümeyi sevmediğim için GTA'da bisikletle geziyorum, o yetiyor. Adam ona yeter abi. İşte aynen. Kesinlikle katılıyorum. Duş alacak ve yatacak bir yer ver, okey. Ya çok ya bir pis olmasın bir de. Hani şey olmasına gerek yok. Lüks bir otele falan gerek yok. Yani televizyonu asla kullanmayacağım zaten. Yani hiçbir özelliğini kullanmayacağım otelin. Temiz olsun. Hiç sokakta uyudum mu? Uyudum. Çok uyudum. Interrail'da 3-4 şehirde sokakta uyudum. İtalya'da, Fransa, İspanya arasında. Bir iki yerde daha vardım. Fransa'da. Param bitti. Yo, mesela İtalya'da şey yapmak istemiyordum. Yani orada o zamanlar mesela otelde, hostellerde kalıyorduk. En pahalı herhalde gün başına 15-20 falan verdik. En pahalı 20 sterlin falan verdik. 20 bile verdiğimizi çok ender zamanlarda 20 sterlin verdiğimizi hatırlıyorum. Sterlin demişim, euro verdiğimizi hatırlıyorum. Her geceliği. Şeye gelmiştik. Venedik'e gelmiştik. Venedik'te 50 sterlin mi neydi hostel bile. Dedim sikerim yerde yatarım. Yani siksel şey yapmayacağım. Ya, yerde yatarım daha iyi. Aspid istirar. Çok düşüyor bu arada abone olduğun için. Canım sizin. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Hiç mantığı yoktu yani. Yerde yattım direkt. Çok da mutluydum. Sıcacık taşlardı bu arada. Ama işte yerde yatılacak yer var. Yerde yatılmayacak yer var. Şimdi mesela Roma'da da yerde yattım bir gün. Amsterdam'da havalimanında yattım. Büyük hata. Çok soğuk. Ya şey oluyor. Valizi ne yaptım? Valiz zaten sırtında abi. Valiz diye bir şey yok. Aman chat, biz bir dakika abone hedefine bakın. Bildiğin taşa mı yatıyorsun? Ha, bayağı bildiğin taşa yatıyorsun. Bayağı bildiğin taşa uzanıyorsun. Oluyor abi, bir şey olmaz yani. O olmuyor yani. Çoğu zaman olmuyor. Cidden çoğu zaman yani. Kore'yi hatırlamıyorum abi. Hatırlamadığım ender yerlerden birisi. I'm the greatest, aldım çoktan. Kore'yi kesinlikle ve kesinlikle hatırlamıyorum. Sıfırım Kore konusunda. Venedik Krayangari okeydi, ben de orada olmuştum. Ben içinde değil de dışında uyumuştum. Nasıl donmadın, soyulmadın ya da başına bir şey gelmedi? Gelmedi yani. Ya Interrail'dayken, sırtında çantayla dolaşırken zaten görebiliyorsun. Nerede kalabileceğini, nerede kalamayacağını filan. Yani şeyleri görüyorsun abi. Yani nasıl anlatabilirim size bilmiyorum ama neresinin daha güvenli gece yatış için, neresinin daha güvensiz olduğunu filan anlayabiliyorsun.
Abi nasıl anlıyor? Tam nasıl onu anlayabildiğini söyleyemem ama hissediyorsun bir şey, bir farklı bir şey var orada yani. Gitmek istediğin bir ülke var mı? Mısır. Yani iç savaşı ve insanları öldürmeyi bir ara keserlerse ben Mısır'a çok gitmek istiyorum ama inşallah. Moonlight'tan sonra. Yok, Moonlight'tan çok önce. Ben Mısır mitolojilerini çok severim. Ya ben hiyeroglifleri, piramitleri, bu işte Mısır mitolojisine bayılırım. İnanılmaz keyif alırım abi. Çok sırf o yüzden gitmek istiyordum. Bir kere bilet aldım. İç savaş çıktı. Anla ki. Türkiye'nin şeylerini gezdim mi? Konya'dan çizgi çek. Bütün solunu gezdim. Bütün hepsini. Sağın bir Erzurum. O kadar. Ama yani Türkiye'nin bütün, ve Konya'da dahil bu arada. Konya'ya da gittim. Bütün solunu gezdim. Yo, şey yüzünden değil. Yani biz ailecek çok dolaşıyorduk. Arabayla filan, Kuzey Karadeniz turu filan çok yaptık. Ya yani biz dolaşmayı seviyorduk, şanslıydık. O yüzden de çok dolaştık. Allah için. Yani o konuda çok şanslıydım. Etkisini de görüyorum. Yani şey olarak etkisini çok gördüm. Farklı kültürleri görmenin, yani bilmek değil, direkt orada görmenin etkisi cidden çok fazla. Cidden çok fazla. Kafayı çok açıyor. Antalya'ya yakın zamanda gittim mi? 5 senedir falan Antalya'ya gitmedim. Bayağı oldu Antalya'ya gitmeyeli. Bizim kuzen arabayla İzlanda'ya gitti. O biraz kudurmuş. O biraz kudurmuş vardı. O ne? Yuh. Yani ulan benim arabayla öyle maksimum kudurmam, Sabancı'daydık. Gece çok, iki miydi neydi? Yok mu bir İskender dedik. Var dedik. İskender yemeye gittik Bursa'ya. Sonra sabah 8'de dersine yetiştik. Yok, 8 değil. 8.45 mi 9 mu ne? Tabii. Derste öldüm. Cidden derste dead yedim böyle böyle. Ben birkaç ay önce Antalya'ya gittim. 2 gün için Türk görmedim neredeyse hiç. Ama Antalya'da yani şey, turistik yerlere gidersen hiçbir zaman Türk yoktu ki zaten. Son 5-6 senedir herkes Rus zaten orada. O yeni olan bir şey değil. Turistik yerler için konuşuyorum. Turistik olmayan yerleri konuşmuyorum da. Bu sene Rus olmayabilir. Olur. Hala olur. Çünkü şeylere, Rusların uçabildiği tek yer biziz. Ama şey konusunda kesinlikle yani. Dedim ya, son bir haftadır bütün toplu taşımaları kullandım. Paso bir Beylikdüzü'nde bir yeri falan. Yani her yere gittiğim için hani metrobüs, Marmaray, M1, M1A, otobüs, her şeyi kullandım önümüzde geçtiğimiz hafta. Azınlık biziz arkadaşlar, kabullenin artık. Yani M2 dışında bu yeni kapı, yeni kapıydı galiba, yok yeni, aynen. Şey, bu Levent metrosu dışında Türkçe yoktu. Yenikapı Hacı Osman dışında şey yoktu yani. İnanılmaz enteresandı.
Metrobüs, özellikle metrobüs. Metrobüs galiba ilk böyle ulan oha dediğim yerdi. Kesinlikle ve kesinlikle şeydi o. Metrobüstü. Metrobüs onun böyle wow dediğim nokta oldu benim. Ya çünkü bayram günüydü. Bayramın ilk günüydü. Anneanneme gittim işte. Beylikdüzü'ne gittim. Dönerken de giderken sıkıntı yoktu çünkü giderken çok erken gittim. Aynı zamanda bayramın ilk günü ve boştu o yüzden metrobüs. Dönerken çok doluydu. Ve metrobüsü Türkçe duymadım. Dönerken. 3 farklı metrobüste 2 farklı metrobüse bindim. Çünkü Cevizli Bağ'da indim. Yanlışlıkla Cevizli Bağ metrosuna metrobüsüne binmişim. Türkçe duymadım. Bütün metrobüs boyunca. Ve bayram günü. Dili öğreniyorum abi. Dili öğrendim. Yeni dil öğrendim işte. Devletim yeni bir dil öğretiyor bana. Ciguli çok düşüyor bu arada 12 milyar bir yaşın. Canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin. Konya'yı verelim İstanbul'u sansınlar. Takas trade offer. Şey Battlebit açıldı mı cidden? Açamadı sanki. Update gelmiş de. Açıldı. Oynuyorum. Battlebit oynayabiliriz aslında. Yakında yeni Lego yayını var mı? 1-2 Lego var yapabiliriz. Deneyim Battlebit'i. Battlebit çok güzeldi ya. Hala açılmadı. F1 saat kaçta bugün? Qualify 23'te. Evde Legoları bir yerde bir köşe koyuyor musun? Arkamda işte. Burada iki tane dolap var. Şurada bir tane daha dolap var görmediğiniz. Kırık yumurta çok çok 9. için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Peki Vultures yok mu bir tane simlab'imiz? Kaçta simlab? iRacing yapabiliriz aslında. Şey varsa işte Simlab varsa inanır mısın? Neye inanırım? Az önce mi başlamış? Hiçbir yarış yok. Nasıl yok lan? Şimdi başlamış. Ay yanlış yaştım. Tam şimdi başladı. İnanılmaz ya. 30'da mı başladı? Bir saat bekleyecek miyiz? Simlab cidden 30'da mı başlıyor? Bir saniye bir ailesine bakayım. Ay dün çok eksi yedim ya. Çok yemişim. Aynen 8.30'da başlayacakmış. Oo, kaçırmışız ya. Sage. 2 dakika önce söylesen direkt girmiştik. Evet direkt girmiştik harbiden.